Merhabalar, sosyal tesise geldik. Burası çok güzel, size göstereceğim. Ama ön kameranı bir silseydin keşke. Ya temiz. Değilmiş. Ya? Ha. Bakın burası ya. Benim evim. Evime hoş geldiniz. Burada kitaplığım var, çekil. Kitaplığım. Evimi tanıt. Sobamız ben falan başkan var. Çekil. Olduğum en için. En mutlu olduğum yer burası. Soba ve doğalgazı para veremiyoruz. Evet ama kömüre para verebiliyorsun yani. Mescitmiş burası. Aa, neyse gidelim. Ben teşekkür ederim. Çekebilirsin yani. Çok hoş burası. Burada horozumuz var. Bakın. Söyle. Merhaba. Merhaba, tesisi nasıl buluyorsun? Güzel mi? Ama gidiyor. Neyse. Fotoğrafını çeker misiniz hanımefendi? Of. İşlerin kurulmasında Ayhan abi diye biri vardı. O bayağı yardımcı oldu. Fatih Mahallesi'nin... Dil baştan başlamak gerek bazen. Herkese merhaba. Bugün benim stajdaki bir günümdü. Ayrıntılı olarak anlatamam çünkü. Evimdeyim, sonunda odamdayım ve video çekiyorum. Gerçekten o kadar mutluyum ki şu an ağlayabilirim. Ama ağlamayacağım. Her neyse, lafı çok uzatmayayım. Staja başladım. Bu resmi bir staj değil. 2 haftalık bir staj. Yani aslında çok büyük bir şey değil ama yaşadığım deneyimler gerçekten o kadar garip ki hani hiçbir resmi stajda ve para alınan bir yerde bunları yaşayamazdım yani. Şöyle ki ben belediyede staj yapıyorum. Bu stajı kendim buldum. Çok fazla soranlar oluyor. Birinci sınıftan nasıl staj buldun falan diye. Zaten herkes birinci sınıf ya da iki, dördüncü sınıfta var. Toplam 19 kişiyiz ve görevimiz şu. Her gün farklı bir başkanlık ve müdürlükte oraya gidiyoruz. Oradaki insanlara bu işlerin nasıl yapıldığı hakkında sorular sorup bilgi alıyoruz. Daha sonra geziyoruz. Bayağı gezdik. Hani hiç oturup böyle bir şeyler yapacak vakit bulamadım. Hani gerçekten hiç oturamadım. Hani benim buraya başvururkenki hayalim değil de yani düşüncem daha doğrusu oturacağım masa başında. Böyle tüm günüm sıkıcı geçecek. Hani bir şeyler öğreneceğim ama çok da değil diye düşünüyordum. Ama cidden öyle olmadı. Şimdi size neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün günlerden çarşamba. 3. günüm bitti bugün. Pazartesi günü başkan yardımcısıyla birlikteydik. Kadın ve aile müdürlüğü. Ya isimleri hala çok karıştırıyorum. Çok karışık isimler var. O yoktu. Zaten ilk gün yaptığımız şey 19 kişi hep beraber. İşte başımızdaki 2 kişiyle birlikte. Bütün birimleri gezdik. Herkese tek tek tanıştık. Zaten gün bitti gibi bir şey oldu. Zaten başkan yardımcısı da yokmuş. Biz o yüzden zabıta müdürlüğüne gittik. Zabıtaya sorular sorduk. Ben dedim sizi neden sevmiyorlar falan diye soru sordum. Çok fazla çekinmeden soru sorabiliyorsunuz. Yani herkes aynı değildir tabii de. En azından ben çekinmeden soru sorabiliyorum. Çünkü oraya bir şeyler öğrenmeye gittim. Ve insanlar gerçekten garip bir şekilde çok samimi. Çünkü hani... Belediye tarzı yerlerde insanlar her zaman soğuk olur, mutsuz olur diye bir algı var. Ki gittiğim mesela başka bir nüfus müdürlüğüne gitmiştim. Oradaki insanlar çok suratsızdı ama burada insanlar niye bu kadar mutlu ben anlamadım. Arkadaşımla ilk içeri girdiğimizde dedik ki insanlar neden bu kadar mutlu yani... Neden bu kadar güler yüzlüler? Çok şaşırdım. Her neyse, zabıta müdürü beni galiba çok sevmedi. Ben onu sevdim aslında ama aramızda ufak bir tartışma geçti. Ama bence tatlıydı. Yani bence beni sevdiğini düşünüyorum. Bana senden güzel siyasetçi olur dedi. Bence beni sevdi. Her neyse, sonra salı günü hayatımın en garip günüydü. Salı günü biz belediye başkanıyla birlikteydik. Ama o sabah yoktu. Biz de o yüzden basın ve yayın müdürlüğüne gittik. Orada basın ve yayın işlerinin nasıl olduğunu falan öğrendim. Ve çok garip bilgiler öğrendim. Zabıta müdürlüğünde de tutanak tutmayı falan böyle garip garip şeyleri öğrendim. Ve gerçekten çok keyifliydi. Bilim merkezine gittik. Fotoğraf akademisine gittik. Fotoğraf çekindik. Polaroid fotoğraf. Çok güzel fotoğraflar çektik. Paten kaydı. Yani bir sürü şey yaptık. Hani hiç stajda gibi değildim. Daha çok hani bize bir şeyleri tanıtmaya çalıştılar ve güzeldi yani. Gerçekten güzeldi. Öğle yemeğinden sonra kadın girişimciler için yapılan bir çalıştaya katıldık. Sertifika töreni oldu. Ve takım arkadaşımla Yasin'le birlikte başkanı karşıladık. Makam aracına bindim. Hayatımda ilk defa. Daha sonra protokolle tanıştık. Orada yemek yedik ve o kadar garipti ki her şey. Yani ben neredeyim, ne yapıyorum falan dedim. Çünkü çok garipti. En garip olan da toplantılara katıldık belediye başkanıyla birlikte.
misafirleri ağırladık. Herkes çok iyiydi. Çok garip insanlarla tanıştım. Şimdiden kendime yaz stajı buldum. Yazın için bir şeyler yapacağım yine. Daha sonra bir haber sunucusu geldi. Onunla tanıştık. Onun da numarasını aldık. Bizi kanala davet etti. Yani çok garipti. Gerçekten çok garipti. Yani bilmem ne bölge müdürü geliyor. Bir şey yöneticisi falan geliyor ve hani bize sorular soruyorlar. Bizden fikir alıyorlar. O kadar harikaydı ki. Hani çok garipti. Gerçekten çok garipti. Orada oturmak, o şeyleri dinlemek. Mesela bir sağlık ocağı nereye yapılacak? Şuraya şu imar yapılacak mı falan. Böyle garip garip şeyleri dinledik ve çok keyif aldım. O kadar keyif aldım ki hani gerçekten ben doğru yerdeyim falan dedim. Hani ya ileride belediyede çalışmayı düşünmem. Hani yerel yönetimler düşünmüyorum. Hala düşünmüyorum. Çok bana göre değil. Ama dedim ki hani bu yönetim, idare işler falan ya çok güzeldi. Hani hiç sıkılmadım. Gerçekten hiç sıkılmadım. Çikolataları da çok güzeldi gerçekten. Belediye işini iyi biliyor. 3 günüm dop dolu geçti. Bir sürü olay yaşadım. Bizi gezdiren abi bana Hilal senin adını aldım dedi. Çünkü çok hazır cevapmışım ve tam benden siyasetçi olurmuş öyle dedi. Teşekkür ediyorum kendisine. İnsanlardan en çok duyduğum şey bu. Mesela bölümümü söyledikten sonra sende o sima var diyorlar. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Yani bahsedecek çok fazla şey var. O kadar çok şey var ki. Ama şimdi yarını bloklamak istiyorum. Yarın da güzel bir gün olacak. Resmi bir kurum olduğu için çok fazla kamera çıkartamıyorum ama büyük ihtimalle yarın belediyede çok durmayacağız. O zaman yarın görüşürüz. Önceki günlere göre biraz daha rahat giydim. Kot pantolon giydim çünkü bugün sağ çalışması olabilir. Otobüsü kaçırdım. Çok güzel. Biz bugün Zaltan Ödülü'ndeyiz. Belki pazara çıkarız. Bugün perşembe pazarı var. Evet. Çizini de işte bu şekilde yapmış oluyoruz. Bari doğru notalara bassaydın ya. Ok atmaya geldik. Okçuk kursuna. Burası güzel. Bakın. Ben gelen arkadaşım vardı. İki kere geldi, üç kere geldi. Sonra şey... Hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden izin alıp bugün erken çıktım ve eve gidiyorum. Midem çok bulanıyor. Acaba zehirlendim mi ya? Çok kötüyüm. Bugün kendimi hiç güzel hissetmiyorum. Neyse bugün günlerden cuma. Sonunda hafta sonuna giriyoruz. Birazcık yorulmuş hissediyorum açıkçası. Bakalım bugün neler yapacağım. Bu arada biri bana bu ruju sürme sana çok ağır oluyor demiş. O yüzden bir daha sürdüm. Kalem çok güzel değil mi? Bakın. Hilal. Çok güzel sohbet ettik. Kızarmışım. Özel önce bir soru soracağım. Siz sıfırtık hakkında ne biliyorsunuz? Motorun içinde bakır var. Bakır. Bunların hepsini... Aynen. Tabii onların tabii belediyemizde de var. Bunu tamamen kendimiz ürettik. Evet, yemekhanede yemek yedik şimdi. Yukarıya çıkıyorum. İnsanlar var, yine bir şeyler çekemeyeceğim. Sıfır atık şeylerine gittik. Biraz gezdik. Bir şeyler öğrendik. Şimdi yine sıfır atığa gidiyorum. Çünkü bir arkadaşıma staj ayarlamaya çalışacağım. İçeride mühendisliği okuyan bir arkadaşıma bakalım yapabilecek miyim? Bence yapabileceğim ya. Bakalım. Herkes namaz kılıyor. Oraya
gelene kadar başka ne kılıfı dönüyor. Onu biliyorum. Kılıfı mı? Yani. Şey, pazarın girişinde de. Ne? Kahve Hanım. İlla orta kahve. Ben şey geldi. Yok, çok iyi geldi değil. O zaman bana da çekersin. Of, annem beni çok yoruyor ya. Ben. Evet. Nasılsın? Eve gitmeme izin vermiyorsun. Çürük dişlerin içine mi? Dişim çürük değil. Çürük. Hayır. Üç tane dolgun var. Dolgun var işte, çürüm yok. Diş dışı temizlettik. Bu nedir bu? Çürüktü. Yalancı. Yalan, yalan, yalan. Çok komik görünüyorum ya. Ne? Ne yapacaksın anne benim? Bir şekilde mi? Nasıl güzel gözüküyor olabilirim anne? Allah'ım yarabbim, senin varlığın bir ortamda gözükmek için yeter zaten. Doğru diyorsun. Nasıl, ne demek? Niye sorguluyorsun kendi kendine? Kendi kendine. Hani kamerayı açtım diye şov yapma. Yalancı. Anneme çekmişim işte. Güzel. Böyle de çok güzelmiş. Aman eksik kalmasın. Ne alsak alıyor bu da. Ya bu kadın kim başımda bekliyor? Hanımefendi gider misiniz? Hanımefendi gider misiniz? Dişimi yaptırıyorum, gider misiniz? Güvenlik nerede ya? Kadın başımda bekliyor. Bana bakıyor bir de garip garip, anlamadım. Annemmiş gibi davranıyor. Onu bezeseydi. Ama neyse. Şans. İşte şans kabımı çalmış. Çıka çıka seçiyordu. Parmağım? Dişimin ön tarafı çok sızlıyor ya. Ağzını konuşma biraz. Soğuk gel. Konuşmayayım mı? Tamam. Hı, öyle. Gerçekten annem hiçbir zaman şaşırtmıyor. Akbileni unutmuş. Ben de annemi bırakıp otobüse binip geldim. Çünkü çok yorgun. Kötü bir evlat olduğumu düşünebilirsiniz. Ama yemin ederim çok yoruldum. Yani yoksa gerçekten annemi tek bırakmazdım. Başka çarem yoktu. O da Akbil'ini alsaymış yanına. Onun çok kötü birisiyim. Ağzım acıyor. Şimdi bir belirtme gereği duydum. Vallahi evimiz çok yakın. Dişçiye o yüzden. Yoksa vallahi bırakmazdım. Şimdi gerçekten hayırsız evlat gibi görünmek istemiyorum. Değilim çünkü öyle birisi. Ağzım çok ağrıyor ama şimdi size hayatımdaki herhalde 15. rezil anı. Yok 20 ya. Daha kötülerini de yaşadım. Gözümü kapattım. Dişçi koltuğunda oturuyorum. Ağzım 10 metre açık. Kadının eli ağzımda. Bütün eli ağzımda. Gözümü bir açtım. Karşımda çok yakışıklı bir doktor var. Ne uğradığımı şaşırdım. O kadar utandım. Bir de bir şey sordu galiba. Bir bön gibi kaldım. Cevap da veremedim. Çok utandım. Doktor çok tatlıydı. Ama gözlüğüm yoktu. Belki de çirkindi. Yani gözlüğüm olmadığı için çok anlayamadım ama yani çok az utandım. Daha kötülerini yaşamış bir insan olduğum için bu bana hiçbir şey yani. Bir yıl sonra çok utanç verici anılarımı anlatacağım. Niye bir yıl sonra olduğunu da o zaman anlayacaksınız. Çünkü şu an içinde bulunduğum ortamlarda çok rezil anlar yaşıyorum. Bir yıl sonra utancım gitmiş olacak. Annem dedi ki diş teli gerekiyor mu? Anne pardon, dişim kötü mü? Ya tamam, mükemmel de dişlerim yok ama... Ay ben yanlışlıkla üstümü çıkardım. Bugün işte atık toplama yerine gittik ve ne öğrendim biliyor musunuz? Abi ne kadar mantıklı şeyler yapıyorlar. Mesela ay bunlar ne kadar kötü gözüküyor. Neyse, mesela işte yağ depolama yerleri, pil depolama yerleri, onların nasıl dönüştürüldüğünü öğrendim. Şu an üst dudağım çok komik görünüyor ama neyse, beni konudan konuya atlamam. Kendimi yoruyorum gerçekten, bunları editlerken çok yorulacağım. Her neyse, gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. Hani bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ben de artık atık toplamaya karar verdim ve onun bir kredi kartı gibi bir şeyi var. Oraya mesela para yatıyormuş. Hani öyle mükemmel paralar değil ama eğer gerçekten çok uğraşırsak mesela haftalık 500-600 kazanan kadınlar varmış. Bunu genelde kadınlar yapıyormuş. Hani gayet güzel yani, en azından harçlığımı çıkarabilirim. Böyle bir şey yapmaya da başlayacağım. Sıfır Atık'taki müdürle o kadar güzel sohbet ettim ki en son birbirimize müzik önerip şiir falan önerdik. Şiir okuduk. O bana müzik önerdi. Ben ona müzik önerdim. Sonra biraz feminizmden konuştuk. Sosyalizmden konuştuk. Her şeyden konuştuk yani. Ve şey demesi beni çok mutlu etti. Hani aramızda kaç yaş var dedi. Ama sanki kendi yaşıtımdan biriymiş gibi sohbet edebildim dedi. Ve beni çok mutlu etti. Aynı zamanda bana şey dedi. Bir şeyler öğrenmek için çabalıyorsun dedi. Bir siyaset bilimci olmak için çok uğraştığını ben hani anlayabiliyorum falan dedi.
Yani müdür bey, ben siyaset bilimci olmak istemiyorum ama teşekkür ederim yani. Hoşuma gitti. Çıkışta da birazcık erken çıktık. Çünkü kimsenin yapacak bir şey kalmamıştı ve sıkıldık bugün bayağı. Gittik birlikte dürüm yedik. Orada birazcık dedikodu yaptık. Öyle, sonra dişçiye gittim ve eve geldim. Şimdi de teyzemlere gideceğiz. Çok yoğun bir hayatım var. Çok garip ya. Gerçekten çok garipsiyorum şu an. Bir dakika, bir ışığı yakayım ya. Fatma Nur, kapıyı aç! Video daha çekmeyi düşünüyorum stajla ilgili. Haftaya bir video daha çekebilirim belki. Bilmiyorum, bu benim ilk staj deneyimimdi. Her ne kadar resmi olmasa ve kısa olsa da hani harika bilgiler öğrendim. Çünkü şöyle bir şey var ki, bir yere stajyer olarak gittiğinizde eşek gibi çalıştırılıyorsunuz. Fakat benim buradaki stajyerliğim biraz daha bir şeyleri öğrenmem içindi. Hani nasıl desem, sonuçta bunu belediye yaptığı için hani bizi çalıştırmadılar. Üstelik para bile almıyorum yani. O yüzden sadece böyle gezdik, gördük ve öğrendik. Yani çalışmadım bile, sadece gezdim. Bir haftam gerçekten çok güzel geçti. Harika şeyler öğrendim. Hani belediyedeki işlerin böyle yürüdüğünü bilmiyordum ve yani insanların niye yerel yönetimler istediğini çok daha iyi anladım. Çünkü gerçekten her şey güzel ya. Hani benim isteyebileceğim bir hayat mı? Açıkçası hayır. Hani görmek güzel oldu yani. Ben zaten bir şeyleri öğrenmeyi seven bir insanım. Ve oradaki işleyişi görmek gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu arada fark ettiniz mi? Her pazar saat 3'te artık video atıyorum. Harika değil mi? Artık düzenli bir içerik üreticisiyim. Çok iyi. Umarım bu videoya garip yorumlar gelmez. Azıcık tahmin edebiliyorum. Ama çok umurumda değil. Çünkü ben buradan çok fazla şey öğrendim. Çok fazla şey deneyimledim ve bir sürü insanla tanıştım. Bu şekilde, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, evinizdeki atıkları lütfen bir yerde toplayıp onları geri dönüşme vermeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Neyse, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Of, annem çok komik ya ama benim kadar değil. Ay, saçım çok kötüymüş. Ben niye bunu görmedim?